Evet, programımızın özleme sor bölümündeyiz. Siz soruyorsunuz, ben cevaplıyorum. Hattımızda Berrin Hanım var, bizi İstanbul'dan arayan. Alo. Merhaba Berrin Hanım, iyi akşamlar. Merhaba Özlem Hanım, iyi akşamlar. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bana şöyle yardımcı olabilirsiniz. Ben bu sene ultra lüks bir tatil köyüne gitmek istiyorum. Eşime kabul ettiremiyorum bunu. Bunu nasıl planlayabilirim diye, çocuk yok. Karı koca özel sektörde çalışıyoruz. 33 yaşındasınız, notunuzdan anladım. Evet, öyle. Ve eşinizle şöyle kafanızı dinleyebileceğiniz bir tatil yapmak istiyoruz. Lüks bir tatil istiyoruz. Lüks bir tatil, ultra lüks tatil nasıl oluyor? Şöyle biraz açıklar mısınız bana? Nasıl oluyor efendim? Nasıl diyeyim ben size? Hiçbir şeye dokunmadan, çok güzel hizmet veren, her şeyiyle mükemmel bir yer. Ondan sonra acaba başka... Evet, isim almayalım yani burada. Aman isim almayalım. Peki Berrin Hanım, şunu biliyorsunuz. Siz karı koca pek anlaşamıyorsunuz. Biraz öyle, bu tatil konusunda anlaşamadık. Tatil konu. Genelde diğer konularda anlaşır mısınız? Para mevzu tabii ki. Anlaşırsınız. Tabii. Peki. Ne tatil? Tatil için kaç para bu? Bütün ultra lüks sizin harcamalar kaç para olacak? 3000. 3000 lira. Peki geçen sene ne kadar harcamıştınız tatil için, hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. 2000 civarı. Evet, siz %50 zam yapmışsınız sizin tatile. Eşiniz de diyor ki ne oluyor hanım, niye böyle bu kadar para harcıyoruz, öyle mi? Aynen, aynen. Aynen, aynen. Peki geliriniz ne kadar? Gelirimiz 4000. 4000 lira, yani bir aylık gelirinizi geçmiyor sizin bu yapacağınız tatil. Evet. Bu bir haftalık. Ama eşim, Bir haftalık bir tatil. Peki evet. Ne yapmayı düşünüyorsunuz siz bu konuda? Vallahi eşimi ikna etmek için çok uğraştım da. Çok yüksek diyor bu sene. Evet. Daha ekonomik tarzda yer bul diyor. Berrin Hanım, siz çok mu sıkıldınız böyle ultra lüks istiyorsunuz? Biraz sıkıldım. Evet. Peki şöyle ben bir size tavsiyede bulunmak istiyorum. Evet. Tabii her zaman son karar sizin. Ama bu dönemler bizim ihtiyatlı olmamız gereken dönemler. Türkiye ekonomisi iyi gidiyor. Fakat Avrupa biliyorsunuz dünyanın hasta çocuğu şu sıralarda. Aynı zamanda Amerika'da durum pek iyi değil. Ve baktığımız zaman biz de böyle çok lay lay lom yapmamamızda fayda var. Harcayalım ama bütçeye uygun harcayalım. Evin huzuru da biliyor musunuz her şeyden önemli. Dolayısıyla burada eşinizle oturup bütçe yapmanızı ben tavsiye ederim. Neye kaç para harcayacaksınız? Belki bu istediğiniz ultra lüksü daha az bir miktara bulabilirsiniz internette araştırarak. Dolayısıyla bunu tatlı dille çözün derim. Ama burada 3000 değil de belki geçen sene 2000 harcadıysanız bu sene onun biraz daha üstüne çıkabilirsiniz. Ama anlaşmadan tatile gitmek yok, söz istiyorum sizden. Evet. Tamam efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.